Burası da Aspendos Kalesi. Şu anda Antalya Manavgat Çakış Köyü Zincirlikaya'dayız. Ve buranın tarihi yapısı ile ilgili bir miktar burada bilgi alacağız. Burada yanımızda bir arkadaşımız var. Kendisini tanıyacağız ve tarihi yapısıyla ilgili kendisinden bilgi alacağız. Sizi tanıyalım ve tarihi yapıyla ilgili sizden bilgi alalım. İsmim Mustafa Arslan. Doğma büyüme Manavgat Çakış Köyü'nün doğumluyum. Büyüklerimden duyduklarıma göre, anlattıkları hikayeye göre zamanında buranın Belkıs Kalesi'ne koruma amaçlı bir gözetleme kulesi olarak kullandığı söyleniyor. Düşmanlara karşı zamanında yapılmış bir gözetleme kulesi olarak. Yani bildiğimiz şeyler bu. Aspendos Kalesi'ni korumak için. Aspendos Kalesi tam karşımızda oluyor. Evet, tam karşımızda. Ve şurada su kemerleri oluyor herhalde. Su kemerleri, tarihi su kemerleri. Duyduğumuza göre Aspendos Kalesi'nin yapımının bir kısmı Belkıs isminin de gelmesinin sebebi zamanda bir padişah olduğunu söylüyorlar ve padişahın bir kızı olup ve kızına çok talip çıktığı için padişah zamanda taliplerden en son kalan iki tanesine birine bir kale yapmasını istemiş burada. Birine de bir su çevirmesini söylemiş. Hangisi daha önce yapıp bitirirse kızını ona vereceğini söylemiş. Hani biz büyüklerin duyduğumuz hikayeye göre. Ve aynı gün, aynı saat içerisinde ve zaman dakika içerisinde yapılmış, kale inşa etmiş. Ve bir öbür arkadaş olan, tabi eski bilmiyoruz ismini ama bu suyu bura çevirdiğini söylüyorlar bir rivayete göre. Hani zamandaki padişahı kızı ortasından şey yaparak Belkıs isminin ikiye bölerek bir kısmını ona bir kısmını ona vermiş ve Belkıs Kalesi'ni ondan geliyor ismi yani. Şimdi aşağıda bir tane de kuyu varmış bu tepenin üzerinde. Yani burası görüldüğü gibi az mesafe değil. Kaç metre olduğunu bilmiyorum ama çok yüksek bir mesafe burası. Burada bir de kuyu var. Deniz seviyesinden kaç metre olduğunu biliyor musunuz? Deniz seviyesinden yüksekliği 45 metre bu kayanın yüksekliği deniz seviyesinden. Aşağıdaki kuyu da zamanında sarınç olarak yapılmış. Ve aşağıdaki bu kayanın altında bir su çıkıyor. Kayanın altındaki suyu zincirlerle çekip bu sarın içine doldurup ve kullandığını söylüyorlar. Duyduklarımıza göre yani. Tamam, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zincirlikaya'nın suyunu buradan aşağıdan zincirle yukarıya çekerek buradaki yapmış oldukları sarınçlara biriktirip daha sonra ileriki ikinci sarınca aktarıp ve burada kullanıyorlarmış. Çok da mükemmel bir yükseklik. O zamanın teknolojisini ancak yapabilecek şey burası. Birinci sarnıç. Şu anda burası tam yapının orijinal sıvalı hali. O zamanın gününde bu şekilde bir şekilde betonarme gibi sıvamışlar.